Şimdi buradan önce nerede oturuyordunuz? Eşim şeydi, başka bir yerde oturuyordu. Yok, benim sen evlendin. Ben Van'dan buraya gelin geldim. Sen gelin geldi bu yapı bu eve muydu? Geldim. Evet. Ha, gene gitti zincire. Gözü göz değil. Dur şimdi, kadın bir şey anlatıyordu. Yani şey diyeceğim, sen demedin mi bana niye sormadınız eşyaları? Fotoğraflarla şey diyorduk. Uzak, ha, uzakta ben olduğun Van'dan için. Ben hep fotoğraf. Gene de fikrin alındı ama. Aynen aynen, her şey. Güzel. Peki bir şey diyeceğim. Yani ilk evliliğinde bu kadar güzel eşya, bir rahat yüzü gördün mü? Yok. Görmedim. İlk gelin gittiğinde ne tür eşyaların olmuştu mesela? Bir yatak odası. O zaman bunlar olsun isterdin değil mi? İnsan ilk evliliğinde hazır. Vallahi insan önce, her şeyden önce mutluluğu ister. Eşya alınır ama mutluluk alınmaz. İlk zaman sen isteyerek mi evlendin bu arada ilk evliliğinde? Aynen. Az geri oturak. İsteyerek yani. Aynen. Yani ilk severek, kendin konuşarak, aynen, anlaşarak evlendin. Evet. Severek evlendik. Hani ne bileyim, o taraflarda böyle çok yok yok, hani sevgili olamıyor insan. Yok yok, oluyorlar, oluyorlar. Oluyorlar. Aynen mı? Aynen. Kız hep bize öyle anlatıyorlar. Yok yok, çok güzel. Hatta buradan daha da lüks yaşıyorlar. Sadece yani bazı insandan insana yani değişiyor. Bu bir şey, kafa yapısı yani. Yani sen sevdin, beğendin, konuştunuz, evet, anlaştınız, evet, istemeye geldiler. Evet. Evlendik. Yani aileye karşı çıkmıyor, sevgiye karşı. O ne kadar güzel. Yani saygı demek ki bize bazen böyle yanlış lanse ediyor. Normalde bizlerde boşanma bile olmuyor kolay kolay. Ama benimki haklı nedenlerden olduğu için de hani kimse beni yargılayamadı. Senin zaten artık boşanma şeyi buraya kadar gelmişti. Aynen. O süre zarfında da Allah bilir sen ne baskılar, ne laflar, sözler işittin yani, de gene de yuttun. Yuttuk yani, evlilik yıkma tarafları değildi. Ne zaman başladı bu hani üstüne baskılar? Bu 20'den. 19, 20, 21'de. 3 sene içinde. İlk evliliğinde son 3 yıla kadar son her 3, şey güzel miydi? Aynen. Peki o son 3 yıla kadar hiç çocuk için baskı yapmadı mı kayınvalide? Yani yapılıyordu. Yapılıyordu ama benim kendi evliliğimde iyiydi yani. Ya eşin sana bir baskı, aynen, yapmıyordu. Yapmıyordu. Arkamda duruyordu. Son 3 yıldan sonra yani arkamda durmadı. En büyük sebebi de arkanda durmayışı oldu. Bir de arkamda dursaydı... Yine sen bitirmezdin. Yani. Şimdi çok zor bir şey. Yani eminim ki senden sonra eltin falan oldu mu hiç evlilere? Var var. Biz orada 3 eltiydik. Onlar senden sonra mı geldiler? Biri benden önce, biri benden sonra. Onların çocukları vardı. Var. Peki onlarla ilgili sana bir baskı kuruluyor muydu? Yani tabii onların çocukları vardı. Benim yoktu. Hep benim eksik yanımdı yani. Her taraftan hissediliyor. Senden sonra geldi, baktı, oldu. Herkesin oluyor. Herkes ikinci evliliği yapıyor. Benim oğlum çocuksuz kaldı diye bu baskılar... Hep söyleniyordu. Benim oğlum çocuksuz kaldı diye bu baskılar hep söyleniyordu. Kadir, bir de şöyle bir hikaye var. Hanımefendi daha ayrılmadan kocasına yeni bir eş bakmaya başlamışlar. Halime Hanım, siz anlatın isterseniz. Eşime yani benden habersiz bir görücü gitmişler kız bakmaya. Kim gitmiş? Eşimi götürmüşler. Ha, sen evdesin eşimle. Ben evdeyim, haberim yok. O sırada ben evim için çabalıyorum. Ben duyduğum anda şok oldum. Hani bunu eşimin bana anlatması lazımdı. Yani böyle bir niyeti varsa da biz boşanalım, ben artık, aynen, evlenmek istiyorum. Sen gene evin için didişiyorsun. Aynen. Her şeye rağmen yuvaya tutmaya çalışıyorsun. Aynen. Ama eşin ailesine gitmiş, o da kız bakıyorlar kendine. Eşim gitmişti. Sen bunu nasıl duydun? Gelen bir telefonda. Kim aradı? Eşimin telefonu, o bayan aradı. Gelmişler beni görmeye, ben şok oldum. Ben evlenmek. Görücüye gittikleri kız mı aradı, evet, eşini? Sen açtın, evet, telefonu. Yok, sürekli ona telefon geldi. Ben duydum. Ben şok oldum. Ya ki senin gibi o aileyi ayakta tutmak için fedakarlık yapan, onca lafa söze gene de ayakta çok, duran çok, biri için. Çok yani o kadar bir hayat geçirdim ki şu anda çok pişmanım. Bu kadar niye sürdürdün? Ben niye bu kadar 45 yaşına kadar? Yani şimdi 45 yaşındayım. Halime Hanım, ilk eşinizin şu anda çocuğu var mı? Eşim evlenmedi ki. Aa, niye? Evlenen oydu, evlenen ben oldum. Kime niyet ki? Almamazdımın ahını çıkar aheste aheste demişler. Kuyuvanın üstüne yuva olur mu? Aynen. Peki niye evlenmedi eşim? Bilemiyorum. Yani kız bakmaya gittiler de bu ya kadar... Ve yani... Ama ne oldu, sen o kadar çileyi çektin. Değil bak mi? Allah sana öyle güzel bir yer bahşetti. Çok şükür. Sabrınla yuvanı tutmak için elinden geleni çok yaptın. Onca programlarda görüyoruz. Kocası, evet, varken nerelerden neler neler, aynen, çıkartıyorlar, gidip de nerelerde geziyorlar. Sen... Hanımlığınla evde oturdun. Yine onca, aynen, lafa rağmen yuvanı ayakta tutmak için çalıştın. Evet. Bak Allah sana nasip etti güzel bir yuva yine. Çok şükür yani, pişman değilim. Keşke sadece niye o güzel yaşımı orada harcadım diyorsun. Biraz demek daha şöyle ki, mesela 30'lu yaşlarda çıksaydın oradan deseydin, aynen, ki yani ben... Aynen yani, yaş gitti yani, ne bileyim, bir hayat sonuçta, yarı bir ömür gitti yani. Ama Allah sana inşallah bir çocuk tadında amin, tattırır. Amin, yani evet, belki biraz yaş olarak...
çünkü zor yaşlar bu yaşlar. Hamilelik için biraz böyle elverişli değil. Aynen. Kendin de vücuden zorlanabiliyorsun tabii, hamilelikten sonra. Tabii bir de önce sıkıntı. Heh, hastalık da çıkabiliyor mesela aynen, hamilelik problemi sürecince. Ama o duyguyu tatmak yani kadınlar için o bebeği bir kere kucağına almak her şeye her bedel. Her şeye bedel işte. Aynen. Şu evde bir çocuk sesi olsun değil mi? İsteriz. İnşallah Rabbim nasip eder. Size anne diye bağırsa, evin içinde koştursa? Tabii ki çok seviniriz. Bizim yeğenler gelmişti yatılı misafirliğe, bu 19 gündü bizdeydiler. Van'dan nasıl ev cıvıllandı değil mi? Maşallah cıvıl cıvıl hemen ele koşa koşa. Ne kadar eşya da dolu olsa ev sessizlik yani, her zaman. Gittiklerini yani boş olduğunu hissettik. Peki Allah tabii ki sağlıklı versin ama aynen, gönlünden geçen kız erkek var mı? Yok, fark etmez. Rabbim yeter ki bir evlat versin. Hani şöyle biz kızım olsun, ele saçlar ayaklı, uzun olsun, tarayayım. Tabii, inşallah. İsim misim var mı böyle içinde? Hiç rüya mı ya gördün mü mesela? Hiç görmedim. Olsa Sevda mı olur, ne bileyim hani çok... Kız olsa? Kız olsa Sevda deriz. Sevda olur. Hasretinden, Sevda'dan aynen, yandım. Hasret, Sevda, aynen. Allah gönlünü öve göre versin. Aynen. Buradan seyircilerimize sesleniyorum. Bizi izleyen böyle yaşlı teyzelerimiz de var. Yaşlının aynen, duası, hastanın duası her zaman kabul olur. Vallahi inşallah. Yani bizi izleyen yaşlılarımız, hastalarımız, teyzelerimiz, abilerimiz varsa sizden ricamız en azından şöyle el açıp dua ettiğinizde Halime ablamızı da lütfen dualarınız arasına aynen, katın. Allah şöyle ederim, dünya gözüyle hayırlı bir evlat. Her şeyden önce hayırlı. Hayırlı versin. Aynen. Yani hayırsız verip de seni ağlatacağını hayırlı hiç versin aynen, inşallah. Bir evlat istiyoruz. Dualarınız ne olur eksik etmeyin şöyle aa, güzel ablamdan. Aa. Bu programda belki vesile olur. Dış sesle belki doktorla anlaşırsa. Çok yoğun hala ulaşamadık. Aa, adam teşekkür ederim. Adam hastası çok. Ama bir şey diyeceğim, doktorumuz işinde on numara. Ay ne güzel. İşinde on numara. Sana muhakkak biz öğle arasında Tülay İnşallah, ablanın da bir bölümünü izletelim kısaca. İnşallah. Allah seni de güldürsün. Amin cümlemize. Peki Halime abla. Ev temiz, boşu boşuna şov yapma. Tamam. Halıları kaldıralım, ortalığı süpürelim falan deme bana. Süpürmüyorum. Bugün iş yapmayacağım. O zaman etaba mı geçelim? Etaba geçelim. Etaba tamam, geçelim. Hadi Halime abla tamam, seni yormayalım kız. Bir şey diyeceğim. Bak ben patladım, senin ağzın hiç laf yapmadı sabah. Öyle mi? Dubleks evin merdivenini görüyorlar. Bu evi tek başına temizliyorsun. Kahven yarım geldi. Bu kadın iş yapmayı bilmiyor. Yok bu kadının eli almış. Günü geçti ya, üzerime gelecek. Sen niye orada ona demiyorsun ki? Hanım hanım şu koca eve bir dön de bak bu evi ben tek başıma temizliyorum. Günü geçti ya, dün dolu dolu üzerimize geldi. Bugün de herhalde dolu üzerimize gelecek. Bence kamsi hep dolu. Kamsenin boşaldığı gün yok. Aynen öyle. Halime Hanım yanlış şöyle bir durum var. Sizin menünüz bayağı zor. İnşallah yetiştirirsiniz. Ama siz hiç merak etmeyin. Kadir de ben de yanınızdayız. Sen merak etme. Her i̇nşallah, zaman her yarışmacımızın i̇nşallah, yanındayız. Yeter Allah ki sen azimle olsun, çalış. Yok azimle çalışacağım. Bir de senden ricam. Geç bir şey, her şeyi önden ver fırına falan. Şimdi ben önce keleği zaten koyacağım üstüne, onu balkona atacağım. Bakırda falan bence en önce yapılmadı. Onu ağır önce... ağır yaprak yaprak pişmeli çünkü. Bulgurumuzu ıslatıp bırakacağız şişsin. Baklavaya hamuruna geçeceğiz. Şöyle hadi bir de olsun, koyacağız. Çok zor bir menü. Hem içli köfte var hem de baklava. Üstelik tepsi baklava, burma falan da değil. Burma kolaydır da dedim bunu açalım. Bence en güzel. Burma hiç güzel. Bu daha lezzetli. Böyle kalın geliyor. Köfteli patlıcan yapacaksın. Pilav evet, yapacaksın. Evet tepside soslu dökeceğiz. Kellerin falan, didiklenmesi gibi. Evet. Kelle ne kadar süre haşlanacak? Kelle eğer didikli mi? Yani bir saat, yarım saate pişer. Şey, yarım saate. Koyun kellesi. Ha koyun kellesi. Yok onun bir de eti var. Et antikor. Kokuyor. Antikor. Ben de kelle parçayı istemiyorum. Bunu kokmaz. Bu antikor eti de koydum içine. Biz bunu bulana kadar. Üç buçuk saat geçti. Gece bir buçuk saat. İçli köfte haşlama mı kızak? Bir dakika bir dakika kaçırdık. Gece ne oldu bir daha anlatın. Kele bulamadık. Her yerde kasap kapalıydı. Sen kaçta çıktın ki setten? Saat çıktık çıktığımız gibi aradık yok aradık yok aradık yok. Saat beş buçuktan itibaren kapanmıştı her yer. Oo. Altıda biz çıktık. Gece nasıl nöbetçi şey, telefon açtık telefon açtık. Birisi yer, bir çok uzak bir yerden geldi bir köyden. Gelip dükkanı açtı gece oldu bir buçuk. Onu getirip onu şeyde suda yani olması lazım. Bekletti kanını gitsin diye. Dişini de mi gece kırdın? Evet. Gece bir gece buçuk. Gece saat eşim dedi ki şimdi apartman ayağa kalkacak dedim mecburum. Balkonda yani, kırdınız dişlerini. Evet. Evet. Dişinden tırnağından kazanırsın. Vallahi, hadi inşallah Halime ablacığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.